Afganistan'dan Amerika çekiliyor. Bu sefer çok kararlı, kesin çekilecek. NATO çıkıyor oradan, Amerika da çıkıyor. Siz buna hakikaten inanıyor musunuz? Amerika'nın Irak'tan çekileceğine, Afganistan'dan çekileceğine, işgal edebilmek, sırf ayağını oraya koyabilmek için tonlarca kan döken bir Amerika, sırf ayağını bir yere sokabilmek için, sırf oraya pençesini atabilmek için milyonlar dolarlık silah harcayan, kan döken, canlar alan Amerika niye çıksın ki oradan? Yani Amerika orada top oynamaya gitmedi ki, demokrasi götürmeye gitmedi ki. Veya demokrasi denilen şeyle bir aşinalığı yok ki Amerika'nın. Amerika Afganistan'a niye girdi sorusunun cevabını bulursak, Amerika Afganistan'dan çıkıyor mu sorusunun cevabı da kolay olur. Fakat bir bataklığa saplandığına dair çok sayıda analiz var. Bunu Amerikalı yetkililer de söylüyor. Diyor ki Afganistan'da bir batağa saplandık. Batak dediğiniz yani sıkıntıdır, zorluktur. Öyle bir şeyin olmadığını kim söylüyor? Zaten var. Yani bugün Afganistan'ın haliyle Irak'ın veya Yemen'in durumu farklı değil ki. Yani bugün Amerika ile Çin arasındaki ekonomik dalaşmaya bakın. O da bundan farklı değil ki. Ama vaz mı geçiyor? Hayır. Yani o sıkıntı var ya, Amerika Afganistan'dan çıkacak mı zannediyorsunuz? Amerika Afganistan'a niye girdi? Afganistan daha önce Sovyetler Birliği'nin bir uydusuydu. O değil mi? Hatırlıyor musunuz? Afganistan'da Babrak Karmal mıydı yanılmıyorsam? Babrak Karmal'ın Afganistan'ını bir hatırlayın. Sovyetler Birliği, yani Rusya stratejisi içinde Afganistan'ın bir tanım, bir konum vardı. Amerika sırf orada masrafı azaltmak, daha kolay ve daha ucuz bir şekilde Afganistan'ı Sovyetler Birliği'nin elinden alıp kendi uydusu haline getirmek için El-Kaide denilen şeyi kurdu orada. Evet. Orada yani İslamcıların, dindarların damarını kullan. Birçok ülkede milliyetçileri kullanan Amerika, Afganistan'da milliyetçileri kullanamazdı. Neden kullanamazdı? Çünkü Afganistan'da milliyetçilik dediğiniz zaman 10 prim yaparsa %10, %10'dan bile az. Ben bunu söylerken bizimkiler biraz tuhaflarına gider ama Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında yerden göğe fark var. Bir kere adını söyleyelim. Arkadaşların çoğu muhtemelen bilmiyordur, izleyicilerimiz. Afganistan değil, Afganistan İslam Cumhuriyeti'dir orası. Hayırdır? Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti'ni bile bizim izleyicilerimizin bence %50'si bilmiyordur. Buradan canlı yayın açık söyleyelim. Yani biliyoruz diyenler yarın benim Facebook'a yazsınlar da ben de bir göreyim kaç kişi biliyordu, kaç kişi bilmiyordu. Ne zaman ve niçin bu İslam Cumhuriyeti oldu? Müslümanın ruhunu okşar bu, şöyle olur. Efendim işte falan olaylardan sonra İslami hareket veya İslamilik her yere yayıldı. Afganistan'da coştu, İslam Cumhuriyeti'yim dedi. Hiç alakası yok. Sovyetler Birliği'nin elinden Afganistan'ın kaynaklarını ve kaymaklarını almak isteyen Amerika, Avrupa ile anlaştı. Orada önce adına İslam denilecek bir hareket olacak ki Ruslara karşı savaşsın, can vermeye razı olsun. Millilik dediğinizde %10'dur. Çünkü Afganistan'da adı üstünde orası Afganistan'dır. Figanlar diyarıdır. Afgan, figanın çoğuludur. Bize figan var ya, feryadı figan. Evet. Figanın çoğuludur Afgan. Afgan demek figanlar demektir. İslam'ın önüne koyduğunuzda Türkistan, Farsistan, Afganistan, Afgan bölgesi anlamına, diyarı anlamına gelir. Figanlar diyarıdır o ülkenin adı. Ya bir ülke düşünün, bir belde, bir memleket düşünün. Adı Figanlar niye? Bu Figanlar diyarının adını kim koymuş? Ne zaman oranın adı Afganistan oldu? Bilenimiz var mı? Belhim Buhara'nın adının bilindiği zamanlarda hiç böyle bir şey yoktu. Afganistan Moğolların saldırısından sonra içerideki Özbeklerle Afgan Peştunlarla ben kimlerin? Burada 72 millet insan var, birbirleriyle dalaştılar, savaştılar, kan döktüler. Hiç o kan durmadı. O kanı da 2-3 ülke durmadan kaçtı. Bunlardan biri Ruslardır. Çarlık zamanında Çarlık, Sovyet zamanında Sovyet ve akabinde de Batı. Özetleyelim. Afganistan'ı Sovyetler Birliği'nin elinden çıkarıp kendisi sömürmek. Yani tabiri caizse denize düşen kızı kurtaracak ama niye kurtaracak? Amerika orayı kendi sömürgesi haline getirmek için orada %90 prim yapacak olan söylemi kullandı. İslam ve din söylemini. Bu İslam ve din söyleminin içinde El-Kaide çıktı. El-Kaide bundan çıktı orada. Taliban da bundan çıktı. Taliban, talebenin çoğuludur. Tıpkı Afgan gibi. Afgan, figan. Taliban, talebe. Taliban, talebenin çoğuludur. Talebeler birliğidir bunlar. Ne talebeleri? Din talebeleri.
çoğunlukla fakir ayağında bir sandaleti, yani bir terlik, ya bizim bildiğimiz terlik, giydiğimiz terlik onlar için lüks ayakkabı. Böyle diyeyim. Afgan'ın dediği terlik, ayağında terlik dediğimizde bir hayvanın derisinin dört yerinden dikilmiş bir başka deri parçasıyla ayağa geçirilen şeyidir onların ayakkabı dediği şey. Çok büyük bir fakirlik, çok büyük bir yoksulluk. Nerede? Silsile dağlarının en azından yarısında dünyanın en pahalı taşların olduğu ülkede. Ya bu ne enteresandır. Petrol ülkelerinde yaşıyor insanlar aç. O petrolü yiyenler tokluktan kusuyor. Afganistan diyarında dağlardan zümrüt çıkıyor. Dağlardan Rıza Bey, ben abartmıyorum. Yani gözünüzle görmezseniz inanmazsınız. Afganistan'ın bazı yerleri var. Afganistan'ın o yerleri tamamen şu anda Amerikan askerlerinin kontrolünde ve askeri bölge. Hiç askeri bölge değil aslında. Niye biliyor musunuz? Madenler götürülüyor çünkü. Şu kadar şu kadar yakut ve zümrütler geçiyor oradan, doluyor. Geçseniz cebinize koyup gideceksiniz. Eskiden bilmem sizde var mıydı? Bize anka kuşu hikayesi anlatırdı nelerimiz. Derlerdi ki işte anka zümrüdü anka kuşuna işte arkadaş olmuş birimle olmuşsa işte git kalk deyince su, gık deyince bilmem et. Bir yerde de gelmiş kuş ona öğretmiş demiş oradan atarsan işte et gitmiş bir yerlerden zümrütlere yapışmış kuş onu almış kartalı. Bu iki üç yerde geçer bu hikaye. Mevlana da anlatır. Bir Hint hikayecisi vardır. O da anlatır. Hayvanların dilini anlatıldığı bir hikayemiz vardır. Şeyin Doğu'nun. O da Hint şeyidir. Hikaye dizisi onda da var. İki üç yerde bu var. O belde neresi biliyor musunuz? Kandahar bölgesidir Afganistan'da. Gerçekten orada zümrüt vardır. Gerçekten orada dağlar, taşlar, yakut doludur. İnsanlar orada aç. Sözün kısası Amerika oraya Taliban'ı da kurdu. Bu Taliban'ın içinden tabii gruplar çıktı. Tıpkı diğer gruplar gibi. Ki kaymağını yesin. Kaymağını yesin dediğimiz olay vuku bulduğunda yani onların tabiriyle Sovyetleri bu Müslümanlar dışarıya attıklarında orada yönetim Amerikan'ın eline geçti. Ben özetle geçiyorum. Bu Amerika'nın eline geçmesini engelleyen Ahmet Şah Mesut diye biri vardı. Ahmet'i bizzat bazı Amerikan satın aldığı Siyan'ın kullandığı Afganlar tarafından pusuya düşürüldü, öldürüldü. İsmini buradan vermek istemiyorum. İzleyicilerimizden bazı için o isim çünkü gerçekten çok böyle dindar, çok böyle sevilen bir isimdir. Ben bunları çok iyi bilerek konuşuyorum. Çünkü uzun yıllar o bölgede kaldım. Biliyorum bunu. Bunların çoğunun İran'da ve Irak'ta yerleri vardı. Irak'tan çıktılar İran'da, özellikle Pakistan'da, İran'da yerleştiler. Bu savaş yıllarında bunlardan hala destek görür bu gruplar. Onu söyleyelim. Kim tarafından? Hem Pakistan hem İran tarafından. Bu gruplar dediğimiz yani Amerika'ya ve Sovyetlere karşı mücadele veren Müslüman grupları diyorum. Evet. Ama Taliban diye bir şey de bunlar gibi bunların içinden çıktı. O dönemde Ahmet Şah Mesud'u bunlar pusuya niye düşürdüler? Ahmet Şah Mesud Afganistan'ın kurtuluşu için savaşıyordu. Ama onu pusuya düşüren hemşerileri Amerika ile anlaşmışlardı daha önce. Bir nevi Kafkaslar'da İmam Şamil'in mücadelesi gibidir. Bir nevi. İmam Şamil'in evet. Gelelim şimdi Afganistan'ın niye işgal etti? Kaymağını yemek için. Ne yaptı ikinci senede? İkincisi bakın 200 değil 2 sene geçmeden Afganistan'da %1,5 haşhaş tarlası olan ve gizli kanunsuz şekilde yapılan Afganistan'da uyuşturucu ekimi %90'ı geçti. Ekili topraklar %90'ında uyuşturucu haşhaş ekildi. Başka birkaç bitki var onlarla uyuşturucu yapılıyor ekildi. Ve 20'den fazla bir yılda orada bu Afganların kendi raporları. 20'den fazla ne diyoruz ona sentetik uyuşturucuların fabrikaları işte küçük yerlerde böyle üretiyorlar. Ne diyorlar onu atölye öyle şeyler kuruldu. Afganistan uyuşturucu merkezine dönüştürüldü. Afganların %90'ı o zaman kap çiğnerdi. İyi hatırlıyorum. Böyle benim tuhafıma giderdi. Adam otururdu yanında şal vardı. Başında 15 kilo böyle bir sarık. Tabi onu da sıcaktan adam meğer korunmak için yapıyor. Ağzında bir şey sürekli çiğniyor pat atıyor 10 dakika 5 dakika sonra. Onunla kafayı buluyor. Yani sigara içmiyor. Ama ağzında devamlı kahverengi böyle siyahımsı bir şey. Meğer bu şeyin adı kap. Kap diye bir şey var. Ot orada yetişen. Adamların bildiği tek uyuşturucu bu. Ve bu da gayet normal. Bütün kadına erkeği Afganların bir kere 50'den yukarı kadınların hepsi kap çiğner. 50'den yukarı erkek yaşamışsa ki çok nadirdir Afganistan'da. Afganistan erkekler 50'den yukarı bulamazsın. Çok nadir. O yüzden çok saygı görür yaşlılar.
Bu da bir enteresan bir şey. Çünkü savaşıyorlar, öldürüyorlar birbirlerini. GAT diye bir şey çiğniyor. Bunun dışında yok. Ama Amerika girdi, haşhaş ekimi başladı, uyuşturucular sentetikte. Dünyaya şimdi Afganistan'dan uçaklarla uyuşturucu gidiyoruz abi. Bu bir tarafa, bir de Taliban'ın içinden devşirdiler, IŞİD'e kattılar. Taliban'ın içinden devşirdiler, bilmem ne cihatçılarına kattılar bazılarını. Afganistan'dan nereye gidiyor Amerika? Amerika'nın orada bulunması NATO'nun mızrak ucu demektir ve Rusya'nın böğrüne saplanan bir şey peki, demektir. Peki neden ısrarla çıkacağım vurgusu yapıyor? Ha, o her bu, yani bunu ben öğrendik zannediyordum. Israrla niye Irak'tan çıkıyorum deyip sonra aa bir yanlışlık oldu. Bir şey kaldı onu alıp gene çıkacağız diye geri dönüyor. Bir, içeriye oynuyor. Çünkü içerideki seçmen ne diyor ki? Bizim yurt dışında ne işimiz var? Bu kadar milyar dolar niye gidiyor? Para içinden ziyade çocuklar orada ölüp de Amerika'dan para isteyen, Amerika'nın kamuoyunu etkileyen annelerin ve ailelerin şeyleri var, itirazları var. Bu orada bu itirazlar ciddidir. Bakmayın öyle. Amerika ve İsrail gibi ülkelerde İngiltere, Amerika, İsrail, Almanya bu dördü, bu özellikle bu dördü. Öbürlerinde pek asker yok zaten. Beş asker ölsün bir günde bir yerde, kıyamet kopar. Ya bizde Allah din kitap tanımayan bu adamlar bir günde bazı bakıyorsun bir günde 30-40 kişiyi şehit ediyorlar bizde. Biz buna alışkınız ama onlarda öyle bir şey yok. 5 kişi, 5 askeri ölsün. Senin Afganistan'da ne işin var diye Cumhurbaşkanını, Başbakanını, Dışişleri Bakanını anında Senato'da sorguya alırlar. Canlarını seviyorlar. Peki. Adam bunun için diyor ki bir bu, iki senin verdiğin vergiyle ben oraya asker göndermeyeceğim artık. Ya içeride diyor fakirlerle uğraşacağım. Çünkü çoğumuz Amerika ne kadar fakir olduğunu bilmeyiz. İnanmayız. Çoğumuz Amerika'nın başkalarının maskesini çalacak kadar hırsız, maskesiz kalacak kadar da silah dışı umursamaz olduğunu bilmeyiz. Silahı umursar, satışından ettiği karı umursar. Başka bir şey yoktur Amerika'nın. Teknoloji dediğiniz şey silahtan ibaret bir teknolojidir. Ya madem vardı teknolojisi, daha bundan 25 gün önce İran'dan başka bir ülke aracılığı, bakın İran'dan, buradan söyleyelim, ilk defa bizim izleyicimiz duyuyor. Amerika bundan 25 gün önce İran'dan başka bir ülkeyi aracı yaparak 300 tane İran'ın yerli üretimi olan oksijen cihazı aldı. Bunu biliyor muyuz? İran hoşuna gitsin diye almadı. Gerçekten ihtiyacı vardı. 8 ülkeden aldı. Çünkü bir yerde o ülkelerin de bunu üretecek kapasitesi yok. İran'ın da yok. Ondan 300, bundan 500, bundan 2000, bundan 1000 topluyor. Teknolojisi yetmiyor bunu yapmaya. Ya bu dediğimiz hikaye değil. Gerçek.